Sevgili seyirciler, 24 ekranlarına hoş geldiniz. 24 E programındayız. Ve konuğumuz Konutler Başkanı Sayın Altan Elmas. Malum yaz aylarındayız ama yakında konut piyasasında önemli bir canlanma olacak. Biz de sektörü bir değerlendirelim diye kendisini davet ettik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ ol. Şimdi biz 2016'da rekor kırdık satışlarda, değil mi? Evet. Bu sene de aslında çok iyi gidiyoruz. Ama Haziran verilerinde bir hafif bir gerileme oldu. Doğru. Bunu değerlendirerek başlayalım ve bu sene acaba konut satışlarında yine bir rekor gelir mi? Yılın geri kalan kısmını da düşünerek. Evet. 2016 zor bir yıldı. Çok zor. Evet. Evet. 15 Temmuz hain darbe girişimi elbette ki ekonomiyi etkiledi. İnşaat sektörünü, gayrimenkul sektörünü de etkiledi doğal olarak. Fakat bizler çok proaktif davranarak, büyük birlikte hareket ederek, kampanyalar yaparak, sektör temsilcileri olarak bu süreci aşmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle bankalarımız da bu anlamda destek verdi ve konut kredi faizlerini birin altına çekmiş olduk. Bu sektörü önemli anlamda hareketlendirmiş oldu Ağustos'tan itibaren ve 2016 yılını 1 milyon 342 bin konut satışıyla tamamlamış olduk. Evet. Ve bir evvelki senenin üzerinde iyi bir rakama erişmiş oldu. 2017 de fena gitmiyor. Aralık-Ocak ayında yaşanan döviz kurlarının dalgalanmaları, evet, bütün bunlar da etkiledi sektörü ama yine de biz sektör olarak çok çabuk hareket alan, çabuk durumu tespit edip ona göre çözüm üreten aktif bir sektörüz. Dolayısıyla bu anlamda da çabuk reaksiyon alabiliyoruz. Şubat'tan itibaren de tekrar bir ivme kazandı. Bu ivme aşağı yukarı Mayıs'ın sonuna kadar da devam etti. Mayıs sonu itibariyle aslında geçen yılın %7,5 üstünde bir konut satışı vardı ki çok iyi bir rakamdı. Bahsettiğiniz gibi Haziran ayı satışları bir miktar düştü ve o düşüşle birlikte de 6. ayı, yani ilk yarıyı %3,7 artıya çekmiş oldu. 7,5'tan. Toplamda. Evet. Evet. Bir ayda, yani Haziran ayı satışlarındaki %8,1'lik gerileme, hı hı, toplamda 3,7'ye çekmiş oldu ilk 6 ay. Ama yine de artıdayız toplamda. Yine artıdayız. Evet. 3,7 artıdayız. Kötü bir yıl değil. Kötü bir rakam değil. 3,7 artıda olmak iyi bir rakam. Haziran'da tabii bu sert bir düşüş oldu, 8,1. Bunun en büyük etkisinin biz mevduat faizleri olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Evet, yani konut alımını etkileyen faktörlerden bir tanesi. Mevduat faizleri çok hızlı yükselince, 14'lere civarındaki rakamlara çıkınca, işte 8-9-10'larda geziyordu. Bir anda 14'lere çıkınca tabii para bir miktar oraya doğru yani aktı. Vatandaş faizler yükselince elindeki tasarrufla, evet, konut almak yerine bir, evet, süre orada değerlendirmek istedi. Evet. Yine bu yüksek faizin bir sektöre azizliği değil. Yani yüksek faizin hiç kimseye bir faydası yok. Yani evet, oradan buradan nereden bakarsak bakalım bir şekilde hayatı etkiliyor ve hayatı olumsuz etkiliyor. Olumlu da etkilemiyor. Dolayısıyla bizler için, yatırımcılar için çok büyük sıkıntı. Yani paranın maliyetinin 14'lere çıkması, kredi maliyetlerini 17'lere, 18'lere taşıyor. Hı hı. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani hem yatırım tarafını olumsuz etkiliyor hem tüketim tarafını. Dolayısıyla, evet, aslında, evet, yavaşlatıyor yüksek, evet, faiz. Yani yüksek faiz hayatı yavaşlatıyor ve olumsuz etkiliyor. Tabii bizim döviz problemimiz de var. Yani döviz hareket de aynı. Evet. Yani dövizin yükselmesi de bizi çok etkiliyor ülke ekonomisi olarak. En az faiz kadar önemli. Yani yüksek faiz istemiyoruz. Doğru. Ama yüksek döviz kurunu da istemiyoruz. Döviz kurunun ani yükselmeleri de çok şeyi bozuyor ülkede. Kurlarda bir süredir bir oturma oldu galiba. Şimdi oldu. 3.50-3.55 arası dolar mesela. Öyle bir stabilite pek var. Yukarı gitmiyor. Oralarda, evet, devam ediyor. O 3, faydalı. 55'i 60'ı pek geçemiyor. Evet. Geçince de hızlıca geri geliyor. Evet. Burada bir şey oluştu, bir denge oluştu. Kabullenilmiş bir seviye var. Hı hı. Yani maliyetler üzerinde tabii baskı oluşturuyor. Yani kurun
hareketi maliyetler üzerine baskı oluşturuyor. Konut piyasası tarafında da caydırıcı etkisi var değil mi onun? Ayrıca, elbette beklenti doğru. yaratıyor. Yani yükselecek evet. beklentisiyle beklemeye geçiyor insanlar bir taraftan. Peki bundan sonra ne olabilir? Mesela bugün gündemde şey de var, tartışılıyor. Bu KDV indirilmişti geçici evet. süre için. Sektörün bu 6 ay daha uzatılsın ki performans artsın diye. Belki o çerçevede de düşünmek lazım. Temmuz ayı, Ağustos, Eylül, Ekim yani ne olmalı, nasıl olacak, ne tahmin ediyorsunuz? Evet. Tabii bu hani 3.7'lik artış ilk yarı yılda oldu ama bu olsun diye de ciddi teşvikler verildi. Yani evet. hükümetimiz bu anlamda Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda ciddi teşvikler verdi. Konut alım satımlarında bir iyileştirilme oldu. Damga vergilerinde sıfırlandı. Çok önemli bir kalemdi bu. %18 KDV'li ürünler %8'e çekildi. Yani evet. %10'luk bir KDV indirimi var. Bu tabii yüksek fiyatlı ve yüksek KDV oranlı ürünlerde bir miktar stoğun erimesine de fayda sağladı. Sektör olarak biz tabii bunun devam etmesini istiyoruz. Dolayısıyla hani bu rakamları yakaladık ama biraz da büyük oranda da teşviklerin de etkisiyle. Evet. Yani teşvikleri... Yani oradan bir geri adım olursa acaba evet. satışlar durgunlaşır mı diye. Şu anda bir durgunlaşma var zaten. Evet. Yani Haziran'dan bu tarafa başlayan kredi, şimdi mevduat faizlerinin yükselmesiyle beraber Haziran-Temmuz satışları devam ediyor. Bir durgunlaşma var. Ağustos'ta çok hakeza öyle. Tatil bu sene çok etkili insanlar üzerinde. Evet. Onun da getirdiği bir bizim açımızdan negatif ama turizmcilerimiz açısından iyi bir tablo tabii. Yani hepimiz tabii Eylül'den itibaren tekrar sezonun açılacağını ve iyi bir ivme yakalamayı ümit ediyoruz. Bu anlamda da KDV indirimlerinin en azından yılbaşına kadar bu büyük KDV'lerde 18'den 8'e inmesini talep ediyoruz. Aslında sektörün genel talebi KDV'nin tamamen kaldırılması veya %8 bandında bir yani KDV. Çok yüksek seviyede olmaması kalıcı olarak şöyle, düşürülmesi. Kaldırılmasından kastım şu, Maliye Bakanımızın, Sayın Maliye Bakanımızın da açıkladığı, kamuoyuna da bildirdiği şeyler var. Üreticinin üzerinde KDV çok büyük bir yük. Sürekli biz KDV'nin finansmanıyla uğraşıyoruz. KDV aslında tüketicinin ödediği nihai bir vergi ama hep üreticilerin üzerinde dönüyor. Yani bu sadece inşaat üreticileri değil, sanayici de, bütün üreticiler KDV yükünü finanse etmekle karşı karşıyalar. Aslında bununla ilgili büyük bir çalışma olduğunu bahsetmişti evet, Sayın Maliye Bakanımız. Önce Sayın evet. Maliye Bakanı bu konuda reform yapacaklarmış. Evet. Çalışma yani evet. bir şey değiştiriyoruz da değil, reform yapacaklarmış. Çok büyük bir şey. Yani o düşündükleri şeyi İnşallah yaparlar, inşallah muvaffak olurlar. Yılbaşından itibaren KDV'nin üretimden sıfırlanması söz konusu. Ve bu olursa tabii bizim söyleyecek bir lafımız kalmaz. O anlamda hiç bir şey söylenemez. Ama en azından yılbaşına kadar bu %10'luk KDV indiriminin ve tapu alım satım harçlarının devam etmesinin sektörün yılı en azından artıda kapatması Anladım. İçin önemli bir ivme olacağını düşünüyoruz. Sanırım 4 yıldır 1 milyonun üzerinde satış iyi. Evet, yani evet. bunu muhafaza etmemiz lazım ki evet. ekonominin geneli için de çok önemli. Tabii. Hem istihdam açısından hem vergiler açısından. Kentsel dönüşüme geçmemiz lazım. Çünkü yine gündemde bir deprem var. Evet. Şimdi Ege'de oluyor depremler maalesef. İstanbul'la ilgili de bir sayın bilim adamımız yine uyarıda bulundu. Bugün de gündemde sanırım. Ciddi risk var diyor. Evet. Biz ama kentsel dönüşüm biraz hem vatandaş, müteahhit, böyle ekonomiyle ilgili bir iş gibi konuşuyoruz. Evet, gerçekten ekonomiyle ilgili bir iş. Ama hayati bir mesele. Kentsel dönüşüm nasıl gidiyor? Hızlanması mı gerekiyor? Sıkıntı var mı? Ne önerirsiniz? Ya da hani şu anda örnek olarak çok büyük kentsel dönüşüm projeleri var mı? Başlayacak olan, devam eden. Evet. Yani tabii deprem bizim ülkemizin bir gerçeği. Ülkenin büyük kısmı fay hatları üzerinde. Evet. Şehirlerimiz de öyle. İstanbul ise Türkiye'nin kalbi, beyni artık ne derseniz. Yani üretimin %40'ı 50'si, finansın, sermayenin, birçok şeyin merkezi noktasında. İstanbul'da büyük bir darbe almamız
Türkiye'yi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Tabii. Yani Türkiye'nin herhangi bölgesindeki bir deprem, mesela Van'da deprem oldu değil mi 2012'de? Tabii. Hep beraber koştuk, gittik, oradaki tabii, yaraları yandı, sardık. Canımız yandı. O kadar etkilenmedi. Evet, yani Allah rahmet eylesin kardeşlerimize. Ama hep beraber bir şekilde gittik, sahip çıktık, onardık, yaptık, yenisini koyduk falan derken 3-4 senede yeni bir Van inşa edildi. Doğru. Bu güç var ülkede. Ve İstanbul bunu yapabilir. Bu potansiyeli var. Ama İstanbul'a bir şey olduğu zaman, İstanbul ciddi bir yara aldığı zaman İstanbul'u ayağa kaldırmak çok kolay olmayabilir. O yüzden biz bunun depremi örneğini Kocaeli, evet, Gölcük, evet, ve Marmara'ya yakın depremlerde yaşadık. Yaşadık. O sene ekonomimiz, evet, küçüldü resmen. Evet. Değil mi? Aynen. Yani deprem böyle küçümsenecek bir şey değil. Bugünden yarına çözebileceğimiz bir şey de değil. Ama her günü ganimet bilip bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir durum. Aslında özellikle İstanbul için. Gerekiyor. Evet, özellikle İstanbul için. Şimdi İstanbul'da toplamda biz Türkiye genelinde 2012'den bu tarafa kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde dönüşüm yürütülmeye çalışılıyor. Kolay bir iş değil. Önümüze çıktıkça sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Bürokratlarımız, bakanlarımız çözmeye çalışıyorlar bunları. Çözüyorlar da, iyi niyet de var. Ama doğası gereği de birçok sıkıntıları var işin. Çok parametresi var. 300 bin rakamına ancak erişebildik gözüküyor yılda. Bütün Türkiye'de. İstanbul'da bu rakamın 150 bine erişmesi bu lazım. Konut sayısı mı? Konut sayısı. Kentsel bir yıldaki konu olan konut kentsel sayısı. Dönüşüme konu olan, dönüştürülebilen konut sayısı. Türkiye'de bu 7-7,5 milyon civarında bir rakamdan olması gerek. Bahsediyoruz. Evet. Yani bu rakamı biz hızlıca 500 bine çıkarmamız lazım ki, evet, işte bunu aşağı yukarı 14-15 sene gibi bir şeyde bitirebilirim. Daha kısa sürede, evet, bitirelim. Yani yoksa 300 seneye yayılacak. 300 binle 20 seneyi geçecek. Ve İstanbul'da da, özellikle de İstanbul'da en az 150 bini sağlamamız lazım. Şu anda bu rakamlardan uzakız. Bu rakamların yarılarını ancak İstanbul ölçeğinde yapılabiliyor. Yeni yapılan konutlar depreme dayanıklı, onlar da bir dönüşüm değil ama depreme karşı bir tedbir gibi görmek lazım. Yani bizim bir şekilde kentsel dönüşüme bugünkünden daha fazla bir ciddiyetle ve dört elle sarılmamız lazım. Bu anlamda kentsel hükümetimiz de genel bütçeden, başka türlü kaynaklardan büyük bütçeler ayırması lazım. Tıkanan çok proje var. Yani bir yerde önerilerinizi kısa bir aradan sonra alalım. Tamam. Meseleyi ortaya koyduk. Tamam. Evet. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Tekrar buluşacağız. Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Sayın Konut Değer Başkanı Altan Elmas'la birlikteydik. Kentsel dönüşümle ilgili durumu ortaya koydu. Bazı önerilerde bulunacaktı. Evet, devam ediyoruz. Buyurun, önerilerinizi alalım. Evet. Bunun hızlanması gerekiyor. Hızlanması lazım. Sağlıklı bunun için gerekiyor. Tıkanan noktalarla ilgili bakanlık sürekli yönetmelik değişiklikleriyle açmaya çalışıyor. Ama onunla beraber şu anda da üzerinde çalıştıklarını biliyorum. Genişçe bir teşvik paketiyle hem hak sahiplerini, hem müteahhitleri, hem kamu belediyeler olabilir, evet, veya özel idareler, iller bankası olabilir. Doğru. Yani kamunun da işin içerisine bir şekilde dahil olduğu, finansman modellerinin de oturtulduğu, düşük faizli veya sıfır faizli bu kesimlerin her birine ciddi anlamda teşvik edecek mekanizmaları üretmemiz lazım. Evet, doğru. Biz geçmişte aslında vatandaş için kamunun işin içinde, evet, olması ayrıca önemli. Evet. Finansman dışında güven açısından. Evet. Bu konularda şu tarz sıkıntılar yaşandı hep. Teşvikler verildi, harçlardan muafiyetler falan sağlandı ama belediyelerimiz maalesef kendi gelirlerinin azalmasına tahammül edemiyorlar. Ve dolayısıyla bunu ne yapıp bir şekilde tekrar düzenleterek, ha, evet, o harçlar o tekrar ikilemler yaşanıyor. Tabii. Bir belediyede tabii alıyor, bir belediyede almıyor. Tabii. Doğru. O yüzden hani merkezi bütçeden herhalde bunların konulması daha doğru olacak. Yani biz inşaat sektörünün kendi içinde zaten bir ekosistemi var. Hı-hı. Yani bankacılarımız, geliştiricilerimiz, tüketicilerimiz, hak sahiplerimiz hepsini biz doğru yürüten bir ülkeyiz. Buna çomak sokmadan bunu hızlandıracak şeylere yönelmeliyiz. Evet, evet, doğru. 415 bin kişi istihdam artışı sağlamışız ilk 6 ayda, 2017 yılında. Bunun yanına yanaşabilen bir sektör yok.
Sanayideki rakam 49 binde kalmış bakın. Doğru. Yani bu anlamda da çok önemli bir sektörüz. Bunun böyle çok iyi bakılması lazım, evet. Ve iyi teşvik edilmesi lazım. Hem istihdam açısından, hem üretim açısından, hem de kentsel dönüşüm ve deprem açısından. Yani evet. Bizim böyle... Aslında en önemli gündem maddesinin, evet, bu olması gerekiyor. Evet. Yani deprem riski bu kadar yakınsa... Yakın, yakın yani ortada. Hani bu. Bazen biz deprem riskini anlatınca okuyuculardan, seyircilerimizden şöyle eleştiri de geliyor. Depremle korkutuyorlar. Ama sallandığı zaman bir yerler, evet, korkutmak yani bizim işimiz değil. Biz değil, olması gerekeni söylüyoruz. Tabii. Riski de bilim adamları söylüyor. Tabii. Yani 99-2000'den önce yapılan binaların her biri kendi döneminde sağlam yönetmeliklere göre yapılmış olsa bile zayıf. Evet, doğru. Yani standartlar, doğru, zayıftı. Ki Türkiye'de çok büyük sağlıklı yapılan gerekiyor. Yapılar da çok az. Yani standarda da uygun yapılmış değil. Hı hı. 2000 öncesi yapıları hiç dikkate almaya gerek yok. Doğru. 2000'den sonraki yapılara bakmak lazım. İstanbul'un sadece 1/4'ü depreme dayanıklı gözüküyor. 2000'den sonra yapılara baktığımız çok zaman. Bir... Ya biz bunu yani bu bizim uykularımızı kaçırması lazım. Kimseyi biz korkutmak falan peşinde değiliz. Biz konutlarımızı, ürünlerimizi öyle veya böyle satıyoruz yani. Doğru, çok doğru. Korkutsak da bir şey değişmez. Evet. Alım imkanları el vermediği müddetçe kim neyi tabii alabilecek? Yani şey yoksa, evet, yani çözüm yoksa zaten yapılamaz. Evet, herkes samimi olarak kendi ülkesini kalkındırmanın peşinde. Doğru. Peki yine sektör içinde önemli olduğu için sormamız lazım. Kısaca ondan da bahsedelim. Evet. Yabancıya satış meselesi. Yabancılara satışların daha çok artması için de önemli bir altyapı tamamlandı. Evet. Hukuki açıdan, mevzuat açısından. Evet. 2015'e göre geçen yıl düştü. Geçen yıl malum siz de söylediniz, zor bir yıl. Çok kısa bir şekilde nasıl gidiyor, bu sene ne olur? Şimdi yine Maliye Bakanlığımız, hükümetimiz teşvikler verdi yabancıya, evet, konutun satışını artırmak için. Evet. KDV muafiyeti getirildi ki çok büyük bir rakam. Çok önemli bir rakam. Vatandaşlık teşviki verildi. Bu ikisi çok önemli. Bizler de elimizi taşın altına koyuyoruz. İlk defa Nisan ayından itibaren artıya geçtik. Yani 2016'ya göre. Orada trend yukarı döndü. Evet. Nisan'dan itibaren yukarı doğru döndü. Mayıs da geçen yılın üstünde. Haziran geçen yılın %24 üstünde. Çok güzel. Evet, yani ilk 6 ayda aslında iç piyasadan daha hızlı sanki. Evet, yani ilk 6 ayda %1 üstündeyiz geçen yılın, ama yine de gidişat iyi. Haziran %24 çok iyi bir rakam. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül'ün de ben yukarıda olacağını düşünüyorum. Yabancı satışı ülke için çok önemli. Net girdi oluyor. Bir konut satın alan insan sadece o konutu almıyor. O sitenin aidatını ödüyor. Çevre temizlik vergisini ödüyor. Emlak vergisini ödüyor. Yani her ay aslında çarpan etkisi 150-200 dolar para bırakıyor. Ekonomiye başka, evet, bir çark döndürüyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için süremiz kısıtlıydı. Tamam. İnşallah başka zaman yine konuşacağız. Teşekkür. Sevgili seyirciler, 24E'den bugün bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.